Selam kanalıma, hoş geldiniz. Bugün daha önce olduğumuz bir yerdeyiz. Kadıköy, Salı ve Cuma Pazarı. Şu manayonlarda iyi iyi mi falan demeyin. Allah aşkına biz araya falan bire gidin, fiyatlara bakın, sonra beni burada linçleyin. 50 lira uygun. Şuradaki parfümcüyle kavga ettim. Ne yapıyorsun dedi video çektiğimizi görünce. Dedim ben TikTok çekiyorum. Iyy TikTok mu falan filan dedi. Onun gözünün üstünde ya. Oradan girişteki parfümden parfüm almayın. Şaka yaptım, alın. Abi ne kadar atışır? Bak, harbi ucuz. Adam bedava da biraz pahalı. Bu arada 60 liram kalmış. 40 lira Arda'dan borç aldım. Yazık kafana. 100 liraya şu gözlüğü aldım. Cuma günleri burada ikinci el şeyler de oluyor ve daha uygun oluyor biliyorsunuz. O yüzden ben de yine sizin için en ucuz şeyleri göstermeye çalışacağım. Ama pahalı olursa bana kızmayın, fiyatları ben koymuyorum. 2022'de bu kadar zamlarda pazara gelmek mantıklı mı? Bugün bunu ölçeceğiz. Tam tamına 300 lira çektim. Gerçekten başka param yok. 300. Hani tezgahlarda da biraz pazarlık yapacağım, param olmadığını söyleyeceğim falan. Bakalım ne kadara çıkacağım pazardan. Hani şöyle bir yaz alışverişi olarak. Bu arada buraya nasıl geleceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Hani top taşıma. Ben de top taşımaya geldim. Metrobüste Uzunçayır'da iniyorsunuz. Zaten Kadıköy Salı Pazarı'nı böyle oklarla gösteriyor. 2 dakika yürüyorsun. Hop buradasın. Pazar da burada. Şimdi alışverişe başlayacağız. Arkadaşlar az önce şuradaki parfümcüyle kavga ettim. İşte tik ne yapıyorsun dedi video çektiğimiz görünce. Dedim ben TikTok çekiyorum. Iy TikTok mu falan filan dedi. Onun gözünün üstünde ya, oradan girişteki parfümcüden parfüm almayın. TikTok sevmiyor. Şaka yaptım, alın. Bakalım. Şort zaten ihtiyaç. Abi bu kaç beden? Ben bunu şerefsizim. İlkokulda falan bu beden giyiyordum. Olsun, önemli değil. Bunlar 50 galiba. Bak harbi iyi, 50 lira iyi. Şimdi bana yorumlarda 50 iyi mi falan demeyin. Allah aşkına biz araya falan bire gidin, fiyatlara bakın, sonra beni burada linçleyin. 50 lira uygun, tamam mı? Çok trend modeller yok bu tezgahta ama 50 lira. Ki artık her şey trend, yani eski şeyler falan da moda. Okey. Aa, bundan Selinay'da vardı. Asko, Selinay bak seni tişörtten buldum. Aho diyor, aho diyor ona. Selinay kim bilir kaç liraya aldım. Abi ne kadar o tişört? Bak, harbi ucuz. Adamsın. Bedavadan biraz pahalı. Ben... Aa, gel. Hayallerimi iş yap. Arkadaşlar abone olun, çekilişle vereceğim. Şaka bu arada. Benim Annabelle sevgimi, yani korku filmlerini özellikle çok seviyorum ve şöyle bir tişört buldum. Bence çok güzel, etiketi falan da var, 50 lira. Small beden, bunu alıyoruz bak. Altına bir kot, şu anki kombinime bile çok güzel gider. Bunu alalım. İlk 50 liramı harcıyorum. Böyle yapıyorlar ya babalar falan. Babanın pantolonunu getirsin, para verir ya şu an öyle. Bu aşkım geliyorum. Tamam. Benim maksesim. Gireceğiz şurada. Aynı maşı denerek de. Ben de bundan vardı. Bershka'dan almıştım. Aa. Yemin ederim ben Bershka'dan almıştım. Zaten etiketinde de Bershka yazıyor. Çok güzel. Bir daha alıyormuşum. Şimdi burası yani tamamen uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm alan, ikinci el. Bu arada bir kızla karşılaştım, dedi abla tarafa girme dedi, güzel şeyler orada. Evet ben de biliyorum ama hani bakalım, hani 5-10 liraya cidden Türkiye'de bir şey kaldı mı, şu an onu bakacağız. Bu şey mi? Şey gözükmüyor. Bu o şey gözlüklerinden değil mi? Adını unuttum. VR. VR mı bu? Galiba ona benziyor. Ama galiba parçaları eksik. Ama bağcıklar olay bu arada.
şey deneyeyim mi? İçimden geldi. Bu arada kombinime kesin gitmemiştir ama hani şöyle bir denemek için dedim. Nasıl? Güzel mi? Ama abi şimdi fiyatlarını bilmiyorum, soralım. Abi bu ne kadar? 50 lira böyle. 50 mi? Bence iyi. Abi şu üsttekiler falan ne kadar bekliyor? Değişiyor bayağı fiyatları. Bak bu 200 lira, bu 250 lira. 300-250, o civar. Ha 200 lira, 250 lira. Teşekkür ederim. Ay Bişen, bir an beğendim ama sonra 200 lira mı olduğu aklıma geldi. Ama bu arada şunu da söyleyeyim, mesela o adamın 250 dediği şey gerçekten Kadıköy'deki butiklerde var ve 500-700 liraya falan satıyorlar. O açıdan cidden karlı. Ben bugünün konsepti 200-300 lira olduğu için yanımda. Yoksa gerçekten onu alırdım, çok uygun yani. Ay sevgilinize ayıcık falan almayın. Bakın sonu böyle oluyor. Daha güzel şey. Park'tan geldi bak. Orada ne alırsan 10 liraymış, kravat da hediyeymiş. Hani diyorum şöyle bir beyaz pantolon mu alsam? Bunu çok beğendim bu arada, sıfır şaka. Bana olur mu? Heh. Abla bir taktik söyledi, ben bunu Instagram'da da görmüştüm. Boynunuza doluyorsunuz, eğer tam olursa... Evet tam. Bu benim bedenim. Bu taktiği de bir videoya like atarsın. Tamam, 10 muydu? Adam gibi adam sözünü tutuyor. Onlara. Abi kimse duymuyor. Biraz bağır. Onlara. Cüzem 10 liraya çok iyi alışveriş. Lekeli miydi falan hiç bakmadım ona. Eve gidince sizi bilgilendirdim. Ay abi bakıyor. Çok güzel pantolon. Bu arada bu kısımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu tarafta ikinci eli kışın daha güzel şeyler var. Çünkü ceketler, kazaklar yine böyle vintage giyilebilir tarzı oluyor ama yazlık şeyler zaten ince kumaş ya mesela. Yırtık, pis falan oluyor. Bence ikinci taraf kışın gelin. Yazlık bilmiyorum çok hoşuma gitmedi. Hani pantolonu falan buldum ama yani yazlık ürünler olduğu için zaten böyle bir yani diğer tarafa geri dönüyorum. Burada ben çok bir şey bulamadım. Diğer videomda bulmuştum hatırlıyorsunuz ama yazın gelmeyin bu tarafa diyorum. Bu arada bazı tezgahlarda bu tarafta kredi kartı geçiyor. Şurada geçiyor mesela. Ama kredi kartına fark alıyorlar bir 3-5 lira falan. Şöyle bir Converse buldum. Bu ara çok moda zaten biliyorsunuz. Yani tabii ki çakma yani ama. Ama şöyle bir şey var, hani bu devirde bir Converse 1000 lira olduğunu düşünürsek bence birçok insan hani çakmaya yönelebiliyor ki çok da yani mantıklı, bunu ben hani yanlış bilmiyorum. Ama önemli olan bence ayağında rahat olması falan, hani rahatlığı ne kadar rahattır bilmiyorum ama güzel. 120 liraymış şimdi sordum. Bence 120 liraya bu devirde ayakkabı almak çok olur. Dediğim gibi orijinal değil ama orijinal takıntınız yoksa bence bu kahverengi Converse'ler tatlı bayağı. Aa size bir hile vereyim mi? Bunda direkt yok. Crocs'ların orijinal olduğunu anlamak istiyorsanız şurasında bir böyle bir yazı oluyor. Şu an şu köşeye koyarım ben bulup. O yazının böyle olması gerekiyor. Arasında virgül olması gerekiyor. Harflerinin küçük olması gerekiyor falan. Böyle detaylarla Crocs'un orijinal olmadığını görebiliyorsunuz ama bu zaten çakma, direkt yazmıyor. Bazen böyle hani Crocs orijinal ama ithal falan diyorlar ya, ben hemen arkasına bakıyorum, anlıyorum. Selina'yı buldum. Ama artık inek giymiyor Selina'yı ama burada Selina'ylık bir şey buldum. Asko istiyorsan alırım. Bu arada burada şey çok güzel pantolonlar var ve büyük beden falan da var. Bu mesela kaç beden? 46 bu. Ben 40 giyiyorum, benden büyük ama gerçekten büyük beden var. Genelde tezgahlarda bu arada hep small falan, sinirim bozuldu biraz. Bu 36 mesela. Bu da çok güzel. Dur bakayım bu tezgahta kendine göre 50 liraymış. Bu tezgahtan bir şey alacağım. Hırs yaptım. 36'ymış. Abi Bershka mesela. 40 beden
Var mı bir şeylerde? Olması lazım. Bu 42. Ama bir şey söyleyeceğim, şu 42 ama bence küçük bir 42 ve ben böyle hani bu böyle sanki aklıma Spice Girls falan getirdi böyle. Bir hoşuma gitti bu. Bunu alsam mı ya? Abi bu dar bir 42 gibi değil mi? Ben 40 giyiyorum ama. Olur ama ya. Olur. Mesela aralarında fark vardır, güzel var. Abi benim 38 fobim var. Hani 40 olsun 42 olsun ama dar olunca ben daralıyorum. Ver bakayım. Evet, buyurun. Bu da güzel. Bu renk çok fazla giymiyorum. Böyle hani bu renk giyince sanki böyle dışarıdan çıplak gözüküyor gibi hissediyorum. Tam tenimin rengi. Şu an yanığım ama yanık. Evet, buyurun. Yazın. Farklıyız ya. 100 lira. Vav wow, burası 100 lira ama orası şort. Tamam şortlar 50, pantolon 100. Aa kargo pantolon. Bak bu sene çok moda mesela. Bak Bershka'da gerçekten 400 lira olan kargo pantolonlar burada 100 lira. Abi aynısı Bershka'da var. Birbirimizi kandırmayalım. Bunu 50 liraya alıyorum. Yani aldığım şeyler birbiriyle uyumlu mu hiçbir fikrim yok ama hani konseptimiz yaz alışverişiydi, tamam mı? Hani deme sonra abla o tişörtün üstüne olmuş mu? Poşete gerek yok abi. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Tamam. Şimdi böyle bir tezgah buldum. Siz, ben de bu tarz şeyleri seviyorum. Hani bu tarz croplar buralarda da var. 65 liraymış. Bir de böyle animeli tişörtler falan da var. Bunlar ne kadar? 85 lira. Tişörtler de 85'miş. Böyle şeyler sevdiğinizi biliyorum. Böyle bir tezgah da var. O yüzden çekmek istedim. Ben bir şey almayacağım ama güzel. Çünkü paramız artık az kaldı. Tişört aldık yeter. Yeto. O taraftan gel. Aa. Sen hoş geldin ya. 2022'de hissettiren bir icat. Bayıldım. Aa. Ne kadar? Yani hani genel bilgi. Bunlar. 50 falan değil mi? Evet. 50 lira falan şaheser yaratabilirsiniz. Kendinizi restoranda hissedebilirsiniz. Bayıldım ya. Türkiye gelişiyor. Bu arada bu sezon şu şapkaları çok görüyorum. Ben Arda bunu beğendiği için bunu alıyorum. Böyle. Bir de gelin. Türkiye cennet. Türkiye cennet. Gel. Bir de şu, bundan bu çift de ben tekini gösteriyorum. Tokalar 10-10, 10 lira 10 lira. Şu da 50 lira şapka, 70 lira verdik bu tezgah. Eslem'in son hali görenleri şaşırttı. Selinay Eslem'e gitmiş arkadaşlar vermiş birine, pazarda çıktı. Gerçekten Selinay, Eslem'in değerini bilmiyorsun. Ağlıyor. Terbiyesiz. Kızlar şimdi ne almadık falan diye düşünüyordum ben. Çanta almadığınızı fark ettim. Burada da çantalar 50 liraymış. Şu mor olanı beğendim. Evet. Teşekkür ederim. Çanta böyle. Ben mor rengini seviyorum ya. Böyle tatlı gibi sizce? Benim hoşuma gitti. Bakayım içine. İçi de gayet şirin. Bence 50 liraya kombinimize uyar mı? Arkadan Arda böyle yaptı ama harbiden uymuyormuş. Ama zaten bir şey, kombinlikten kaçtı bence. Kombinlikten çıktı bu olay. Ama başka ne bakalım? Kanken var. Şu çanta var ne kadar? 100 lira. 100 lira. Orada böyle bir vintage havası var. Tatlı ama
Benden kaç beden? Soğuk suyu ver, soğuk suyu ver. Devam, arayışa devam. Aa, krop zamanı. Bunlar ne kadar? Aynen. Biraz şunlardan. 50. Şu? Şu? 75. Şu? 60. Tamam. Buna göre beğeneceğim. Şimdi şu bir hoşuma gitti. Bakayım bedenlerine. Bu arada bunlar orijinal Urban Outfitters çünkü Türkiye'de üretiliyor. Bakın etiketleri var. Ben bir şeyin orijinalini anlarım, bunlar orijinal diyor. Ben şunu çok beğendim. Large bedeni 60 liraymış. Dediğim gibi Urban Outfitters. Zaten ben her bir pazara geldiğimde böyle bir crop alıyorum, crop kadın. Bunu alalım 60 lira. Bakalım ne kadarım kalmış. Bu arada hiçbir fikrim yok. Şaka. Az önce baktım 110'du. Ay 120'ymiş. Vay be. Teşekkür ederim. İyi günler. Tamam 2460. 60 liramız kaldı. Ona göre. Bana pahalı bir şey beğendirtmeyin. Ya bir gözlük alsaydım. İçimde gözlük kaldı. Gözlük standı bulalım mı? Hadi bulalım. Akbura'ya çek, Akbura'ya çek. Teşekkür ederim. Abi bu ne? Lime mi bu? Kalite denince sen bu arada. Türkiye'de kaç kişi lime satıyor? Abi veririm, abi veririm, ben veririm. Sen yesin. Kızlar bu arada pazarda bile doğal taş tezgahı buldum. Bakın böyle. Bunların hepsi kolye ucu şeklinde. Açıklamaları falan da yazıyor bu arada. Hani hangi taş hangi şeye. Sizin de doğal taşlara ilginiz olduğunu biliyorum. Mesela benim bir tane böyle bir bilekliğim var. Bu böyle nazardan koruyor. Burada da bir sürü var. Bu mesela pembe kuvars ve 50 liraymış. Bu tezgahı sevdim. Ama artık paramız kalmadığı için bir şey alamayız. Ve size gözlükçü de açacağım demiştim. Abiyle çok sohbet ettiğimiz için o kısımları çekmedim. Bu arada 60 liram kalmıştı. Ama 40 lira Arda'dan borç aldım. Ve borca girerek 100 liraya şu gözlüğü aldım. Ama bir şey söyleyeyim. Kabı falan olay bu arada bak. Ve abi şey dedi. Bunun dedi camları bir şey dedi. Bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta araba yoktu. Gözlüğü takınca araba çıktı. Yani bayağı sihirli bir gözlük bak. Böyle. Ve pazardan derhal çıkıyorum. Pazarın çıkışında tekrar konuşuruz. Çünkü param kalmadı. Eksi 40'tayım. Yani bugün eksi 40 şu an. Evet kızlar, pazar vlogumuz bitti. Gerçekten ben güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Eve gidince bunların denemeli videosu gelecek. Eğer çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem Instagram'a koyarım. Zaten videonun sonunda bunları deniyorsam başarmışımdır. Toplamda 340 lira harcamış oldum. Bence bir yaz alışverişi oldu. Etek aldık, tişört aldık, crop aldık, gözlük aldık. Tamamen bence mağazalarda 300 liraya tek parça bile alamazken ben bir sürü şey aldım. Bu pazara gelmenizi öneriyorum. Şöyle pazara bir bay bay. İnşallah bu videoyu beğenip kanala abone olmuşsunuzdur. Allah'ın sıcağında sizin için bu pazara geldim. Evet sizin için geldim kuzular. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.